Evet arkadaşlar bugün sizlere bir kahraman doğuyor ünitesi müfredatına bu yıl eklenen 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti konusunu anlatacağım. Hazırsanız başlayabiliriz. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyıl başlarında genel durumuna baktığımızda olumsuz bir tablo bizi karşılamakta. Hem siyasi açıdan hem sosyal açıdan hem toplumsal açıdan hem de ekonomik açıdan olumsuz bir senaryo bizi karşılamakta. Osmanlı Devleti 20. yüzyıl başlarında parçalanma ve dağılma süreci içerisine girmiştir. Artık duraklama dönemi bitmiş ve Osmanlı Devleti neredeyse girdiği bütün savaşları bu dönemde kaybetmeye başlamıştı. O yüzden bu döneme parçalanma veya Dalma dönemi adı da verilmektedir. Osmanlı Devleti bu kötü gidişata dur diyebilmek amacıyla bazı adımlar atmıştır. Bu adımlardan biri de demokratikleşme çabalarıdır. Demokratikleşme çabaları ile birlikte ülke bütünlüğü korunmaya çalışılmıştır. Peki nedir bu demokratikleşme çabaları? Örnek olarak Tanzimat Fermanı'nı verebiliriz. Islat Fermanı'nı, Birinci Meşrutiyet'in ilanı, 2. Meşrutiyet'in ilanlarını örnek olarak verebiliriz. Yani Osmanlı Devleti 20. yüzyıl başlarında kötü gidişatı durdurabilmek amacıyla demokratikleşme yolunda bazı adımlar atmıştır. Amacı ise ülke bütünlüğünü korumakmış. Ancak başarılı olamayacak. Ayrıca bu dönemde milliyetçi isyanlar da etkisini artırmaya başlamıştı. 1789 Fransız İhtilali ile birlikte dünyayı milliyetçilik akımı etkisi altına almıştı. Milliyetçi isyanlar yani ulusçu isyanlardan en çok çok uluslu devletler etkilenmişti. E Osmanlı Devleti de çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için bu isyanlardan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Ayrıca bu dönemde Avrupalı devletler Osmanlı'nın dağılması için, güçsüzleşmesi için, parçalanması için azınlıkların haklarını bahan ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edecekler. Yani Osmanlı Devleti 20. yüzyıl başlarında 19. yüzyılın sonlarında siyasi açıdan olumsuz bir tablo içerisinde yer alıyordu. Sosyal ve ekonomik açıdan Osmanlı Devleti'ni inceleyecek olursak o dönemde kaybedilen topraklardan gelen göçler ile birlikte Osmanlı topraklarında sosyal dengeler bozulmaya başlayacak. Eskiden Osmanlı Devleti 3 kıtada toprakları olan devasa bir imparatorluk görünümündeydi. Ancak zamanla toprakları daralacak, daralacak, daralacak ve sadece Anadolu ve çevresindeki bazı şehirler kalacak. Balkanlarda yaşayan, özellikle Balkanların kaybedilmeye başlanmasıyla birlikte Balkanlarda yaşayan Türkler artık azınlık konumuna düşecekler. Balkanlarda yaşayan Türkler birçok sorun yaşadıkları için ise artık Anadolu'ya göç etmeye karar verecekler ve topluca Anadolu'ya göç edilecekler. E bir anda bir sürü insanın Anadolu'ya göç etmesiyle birlikte haliyle Anadolu'da da sosyal dengeler bozulmaya başlayacak. 20. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumunu inceleyecek olursak ekonomik açıdan da çok kötü bir durumda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı'nda ilk defa İngiltere'den borç para alıyoruz. Daha sonra aldığımız borçların miktarı ve sayısı artmaya başlayacak. Ve bir süre sonra aldığımız bu borçları ödeyemeyecek bir duruma geliyoruz. Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemeyince alacaklı devletler tarafından Duyun-u umumiye vekaleti kurulacak. Duyunu umumiye dediği bir diğer ismiyle Genel Boşlar İdaresidir. Ancak duyunu umumiye'nin kurulması Osmanlı Devleti'nin artık ekonomik bağımsızlığını kaybetmeye başladığının bir göstergesi olacak. Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyecek bir duruma gelince Avrupa Devletler Duyunu Umumiye'yi yani Genel Borçlar idaresini kurmuşlar. Böylece Osmanlı Devleti'nin ekonomisine doğrudan müdahale etmiş oluyorlardı. Sonuç olarak Duyunu Umumiye'nin kurulmasıyla birlikte ekonomik bağımsızlığımız zarar görmüştür. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumu bu şekildeydi. Şimdi de Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti'ne olan etkisinden bahsedelim. Evet arkadaşlar Fransız ihtilali 1789 yılında Fransa'da monarşiye yani krala karşı ortaya çıkan bir halk harekatıdır. Monarşiyi 7. sınıf bilgilerimizden hatırlıyor olmamız gerekiyor. Yalnızca bir kişinin egemen olduğu yönetim şekline verilen isim monarşiydi bunu unutmayalım. 1789 yılına geldiğimizde halk tarafından bir ee, hareket başlatılacak. Bu harekete Fransız İhtilal adı verilecek. Eğer hareketi halk gerçekleştiriyorsa buna ihtilal adı verilir. Eğer hareketi halk değil de asker yapıyorsa ona darbe adı veriliyor. Asker yönetime müdahale ediyorsa buna darbe deniliyor. Eğer yönetime halk müdahale ediyorsa buna da ihtilal ismi veriliyormuş. Peki ne oluyor da 1789 yılında halk krala karşı bir hareket başlatacak. Şimdi de bunun nedenlerini inceleyelim. Birinci ve en önemli sebebine baktığımızda toplum içerisinde eşitsizlik ve ayrıcalıkların olması önemli bir rol oynuyordu. İhtilalden önce toplum içerisinde eşitlik yoktu. O dönemde Fransa 3 ayrı sınıftan oluşuyordu. Bunlardan birincisi asiller, ikinci grup ruhbanlar yani din adamları, üçüncü grup ise halktı. Toplum içerisindeki bu eşitsizlik halkın ihtilal çıkarmasında rol oynayacak. İkinci sebebe baktığımızda ise filozof ve aydınların düşüncelerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Özellikle Cancak Russo, Montesquieu, Voltaire gibi düşünürler, millet egemenliğini, milli iradeyi savunmuşlar ve halkın ihtilali başlatmasında ciddi bir rol oynamışlardır. Ayrıca o dönemdeki ekonomik sıkıntılar da ihtilalin çıkmasında rol oynayacak. İhtilalden önce halk açlık ve sefalet içerisindeydi. Buna karşın kral ve çevresindekiler ise varlık içerisinde yaşıyordu. Hepinizin bildiği meşhur bir olay vardır. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler olayı da burada gerçekleşmiştir. Sonuç olarak halkın yaşamış olduğu bu ekonomik sıkıntılar ihtilalin çıkmasında rol oynayacak. Tüm bu nedenler bir araya gelince Fransız ihtilali 1789 yılında ortaya çıkacak. Ve bu ihtilal sonunda da kralı aşağı indirecekler. Evet arkadaşlar Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik, eşitlik, insan hakları, demokrasi, hürriyet ve milli irade gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Özellikle Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkileyecek. Demokrasi, eşitlik, hürriyet, milli irade, insan hakları Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilerken milliyetçilik akımı ise olumsuz yönde etkileyecek. Şimdi Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkisini incelediğimizde Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı milliyetçilik akımından doğrudan etkilenmesine sebep olacak. Bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti o dönemde çok uluslu bir yapıya sahipti. Milliyetçilik akımının ortaya çıkmasıyla birlikte milliyetçi yani ulusalcı ayaklanmalar ortaya çıkacak ve özellikle Balkanlar başta olmak üzere Osmanlı topraklarının dört bir tarafında milliyetçi isyanlar çıkacak. Çünkü milliyetçilik diyordu ki her milletin kendi bağımsız hür devletini kurmaya hakkı vardır diyordu. Milliyetçilik düşüncesi ile birlikte gerek Bulgarlar, gerek Yunanlar, Sırplar, Ermeniler gibi birçok millet Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlatacaklar. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı da milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesine sebep olacak. Arkadaşlar aslında Fransız İhtilali'ni yalnızca iki resim ile özetleyebiliriz. İhtilalden önce krallar gayet hallerinden memnundu İhtilalden sonra ise haliyle hallerinden mutlu olmayacaklar. Öncesi, sonrası. İhtilalden sonraki kralların durumu ise işler acısıydı. Bu resimleri unutmuyoruz arkadaşlar. Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan düşünceler ve Osmanlı Devleti'nin etkisi de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de sanayi inkılabı ve sömürgecilikten bahsedelim. Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde İnsan ve hayvan gücünün yerine artık makineler almaya başlamıştır. Sanayi inkılabından önce üretim daha çok insan ve hayvan gücüne dayanarak yapılıyordu. Ancak sanayi inkılabının ardından artık insanların hayatına makineler girmeye başlayacak. Hepimizin severek izlemiş olduğu bir animasyon vardı. Hatırlayanlar mutlaka vardır. Voli diye bir animasyon vardı. Hatırlıyorsanız Voli tek başına bir sürü iş yapıyordu. Voli sanayi inkılabı olarak düşünebilirsiniz. Voli olmadan önce insan ve hayvan gücüne dayanarak üretim yapılıyordu. Haliyle üretim azdı. Ancak sanayi inkılabı ile birlikte makineler yani voli de hayatımıza giriyor. Böylelikle üretim hızlanıyor ve seri üretime geçiliyor. İnsan ve hayvan gücüyle üretim yapılırken üretim azmış. Makineler ile birlikte artık üretim hızlanmış ve seri üretime geçilmiş. Ancak sanayinin gelişmesi bazı problemleri de beraberinde getirecek. Özellikle başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler arasında iki tane önemli problem çıkacak. Bu problemlerden birincisi pazar yarışı, ikincisi ise ham madde yarışı. Avrupalı devletler gelişen sanayilerine ham madde aradıkları için kendi aralarında bir mücadele içerisine girecekler. Bu mücadeleye ham madde yarışı adını veriyoruz. Çünkü özellikle Avrupa'nın dört bir tarafında büyük fabrikalar, büyük işletmeler kurulmuştu. E bu fabrikalar ne ile çalışacak? Ham madde ile çalışacak. Peki bu ham maddeyi nereden temin edilecekler? Haliyle gelişmemiş devletlerden temin edecekler. Onları sömürerek elde edecekler. Ham maddenin temin edilmesi ile birlikte artık üretimin yapılmasının önünde hiçbir engel kalmıyor. Ve bir anda binlerce üretim yapılabiliyordu. Ancak üretilen bu ürünlerin bir de satılması gerekiyordu. O yüzden Avrupalı devletler arasında bu kez pazar yarışı başlayacak. Ürettikleri ürünleri satabilmek için yarışa girişecekler. Peki bu ürünleri kime satacaklar? Haliyle gelişmemiş devletlere satacaklar. Tüm bu yaşananlar sanayileşmiş devletler arasında sömürgecilik yarışını başlatacak. Sömürgecilik yarışını başlatacak. Genel olarak toparlamamız gerekirse sanayi kılabından önce üretim insan ve hayvan gücüyle yapılıyormuş. Üretim azmış. Daha sonra makineler hayatımıza girmiş. Böylece seri üretime geçmişiz. Seri üretime geçilmesiyle birlikte sanayisi gelişmiş devletler arasında pazar ve ham madde yarışı ortaya çıkacak. Tüm bunlar beraberinde sömürgecilik yarışını ortaya koyacak. Artık gelişmiş sanayileşmiş devletler gelişmemiş devletlerin ham madde kaynaklarını, yeraltı ve yer üstü kaynaklarını alıp sömürüp kendi ülkelerinde kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlayacaklar. Şimdi de sanayi inkılabının Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini biraz inceleyelim. O dönemde Avrupalı devletler reform, rönesans, coğrafi keşifler ve sanayi inkılabı gibi önemli adımlar ile kendilerini geliştirirken Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan bu gelişmelere ayak uyduramamıştı. İngiltere'de sanayi inkılabının çıkmasının ardından Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti'nde haliyle sanayi gelişemeyecek arkadaşlar. Sanayi inkılabı İngiltere'de ortaya çıkacak. Kısa süre içerisinde Avrupa etkisi altına alacak ve Avrupalı devletler de sanayisini geliştirecek. Ancak Osmanlı Devleti bu gelişmelere ayak uyduramayacak. O yüzden sanayisi geri kalacak. Bu yüzden Osmanlı Devleti yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görülecek. Yani sanayisi gelişen Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne hem ham madde, hem de pazar kaynağı olarak görecekler. Bizim yeraltı ve kaynaklarımızı alacaklar, ham madde olarak kullanacaklar ve ürettikleri ürünleri de bizim pazarlarımıza bize satmaya çalışacaklar. Tüm bu yaşananlardan sonra ekonomisi kötüleşen Osmanlı Devleti batılı devletlerden borç almak zorunda kalacak. İlk olarak borcu Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı'nda alıyoruz bunu da hatırlatmış olalım. Sanayimiz geri kaldığı için Avrupalı devletler ile ekonomik açıdan yarış yapamadığımız için onlardan borç almak zorunda kalıyoruz. Ancak bir süre sonra aldığımız bu borçları ödeyemediğimiz için 1881 yılında duyunu umumiye yani borçlar idaresi kurulacak. Duyunu umumiyenin kurulması ile birlikte Avrupalı devletler Osmanlı ekonomisini bir nevi yönetmeye başlayacaklar. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızı kaybettiğimizin göstergesidir. Genel olarak toparlamamız gerekirse Avrupalı devletlerin sanayisi gelişmiş, Osmanlı buna ayak uyduramamış, uyduramadığı için Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar kaynağı olarak görülmüş, günden güne ekonomisi kötüleşen Osmanlı devleti borç almış ve borcun ödeyemediği için de 1881 yılında Duyunu Umumiye kurulmuştur. Duyunu Umumiye'nin kurulması da Osmanlı devletinin ekonomik bağımsızlığını kaybetmeye başladığının kanıtıdır. Bunu da unutmayalım. En çok bu kısım soruluyor. Dikkat edelim. Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti'nin etkisi de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme çabalarını inceleyelim. Arkadaşlar Fransız İhtilali birlikte ortaya milliyetçilik akımı çıkmıştı. Hatırlıyoruz değil mi? Milliyetçilik akımının ortaya çıkmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin dört bir tarafında milliyetçi yani ulusal isyanlar ortaya çıkmıştı. Bağımsızlıklarını kazanmak amacıyla birçok millet İsyan etmeye başlamıştı. Bu resimde gördüğünüz milliyetçilik arkadaşlar. Hepinizi bölmezsem bana da milliyetçilik akımı demesinler diyormuş. Peki bu çirkin şey amacına ulaşabildi mi? Evet arkadaşlar, ulaşabildi. O yüzden eksik koyuyoruz. Osmanlı Devleti'nde milliyetçi isyanların çıkmasını sağladı ve böylece bağımsız devletler kurulmaya başlayacak. Osmanlı Devleti de milliyetçilik akımının ortaya çıkarmış olduğu olumsuz havayı ortadan kaldırmak için bazı adımlar atacak. Bu adımlara demokratikleşme çabaları adını veriyoruz bunu da unutmayalım. 1839 yılına geldiğimizde ilk önce tanzimat fermanı ilan edilecek. Tanzimat fermanı ile birlikte azınlıklara bir takım haklar verilecek. Türkler ile azınlıkların hakları eşit bir konuma getirilecek. Osmanlı Devleti şunu düşünüyordu. Eğer haklarını eşitlersem, azınlıklara da haklar verirsem milliyetçi isyanlardan vazgeçerler diye düşünecek. Peki azınlıklar isyanlardan vazgeçecek mi? Kesinlikle vazgeçmeyecekler. Osmanlı Devleti 1856 yılında ise ikinci adımını atacak. Bu adıma da ıslahat fermanı diyoruz. Islahat fermanı ile birlikte azınlıklara daha önce verilen haklar iyice abartılmaya başlanacak. Azınlıkların hakları Türklerin haklarından çok daha fazla bir konuma getirilecek. Amaç şuydu. Eğer Azınlıkları ayrıcalıklı üstün bir konuma getirirsek milliyetçi isyanlardan vazgeçerler diye düşüneceğiz. Ancak onlar yine vazgeçmeyecekler, isyan etmeye devam edecekler. 1876 yılına geldiğimizde ise üçüncü adım atacağız. Bu adıma da birinci meşrutiyet diyoruz. Birinci meşrutiyeti ilan edeceğiz. Ancak isyanlar yine devam edecek, kötü gidişat yine devam edecek ve 1908 yılına geldiğimizde ise bu kez ikinci meşrutiyet. Şimdi diyeceksiniz ki hocam birinci meşrutiyet varken neden ikinci meşrutiyet ilan edildi? Çünkü birinci meşrutiyet Osmanlı-Rus savaşlarından sonra kapatıldı. Kaldırıldı daha doğrusu. Ancak savaş tehlikesinin bitmesinin ardından daha sonra 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilecek. Tüm bu demokratikleşme çabaları Osmanlı Devleti'ne kötü gidişatını durduramayacak. Bakın Osmanlı aydınımızın cümlesini okuyoruz. Diyor ki bütün bunlar Fransız ihtilali yüzünden başımıza geldi. Neden Fransız ihtilalini susuyor? Çünkü Fransız ihtilalinden sonra ortaya milliyetçilik akımı çıkmıştı. E milliyetçilik akımı da isyanları beraberinde getirmişti. Biz de bazı adımlar atmışız. Bu adımlarda azınlıklara bazı haklar vermişiz. Devlete bağlılıklarını artırmaya çalışmışız. Ancak başarılı olamıyoruz. Ülkemiz demokrasi açısından gelişme gösterecek ancak kötü gidişatı durduramayacak. Demokratikleşme çabaları da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi de fikir akımlarını inceleyelim. Osmanlı Devleti zamanında 3 kıtada toprağı olan devasa bir imparatorluk görünümündeydi. Önceden girdiği savaşların neredeyse hepsini kazanıyordu. Sürekli toprakları genişliyordu. Ancak zamanla Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine geldiğimizde Osmanlı Devleti girdiği savaşların neredeyse tamamını kaybetmeye başlayacak ve toprakları günden güne daralacak, daralacak, daralacak ve sadece Anadolu ve çevresindeki bazı şehirler kalacak. Osmanlı Devleti günden güne kötüye gidiyordu. Osmanlı Devleti artık parçalanma ve dağılma süreci içerisine girmişti. Osmanlı'nın bu kötü durumunu gören bazı aydın insanlar ortaya bazı fikirler atacaklar. Osmanlı Devleti'nin kötü gidişatını durdurmak amacıyla bazı düşünceler ortaya atacaklar. Parçalanmayı nasıl önleyebiliriz diyecek bu aydın insanlar. Bu aydın insanlardan bazıları diyecek ki eğer bütün Osmanlı vatandaşları ırk, din, dil ayrımı yapmadan eşit kabul edilirse Osmanlı Devleti'nin kötü gidişatı artık son bulur diyecek. Eğer kaynaşmış bir Osmanlı toplumu yaratırsak din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep gibi ayrım yapmaz isek Herkes mutlu mesut yaşar, milliyetçi isyanların da önüne geçmiş oluruz diye düşünecekler. Ancak Osmanlıcılık fikir akımı da başarıya ulaşamamıştır. Peki başarıya ulaşamadığını biz nereden anlıyoruz? Yunanların isyan etmesinden, Bulgarların, Sırpların isyan etmesinden Osmanlıcılık fikir akımının başarıya ulaşmadığını anlayabiliriz. Normalde amaç kaynaşmış bir toplum oluşturmaktı, milliyetçi isyanları önlemekte. Ancak ulusçu isyanları önleyemediği için başarıya ulaşmadığını söyleyebiliriz. Osmanlıcılık fikir akımının en önemli savunucusunu unutmuyoruz. Namık Kemal. Ayrıca Ziya Paşa'yı da yazabiliriz. Ziya Paşa. Önce Osmanlıcılık fikir akımını denemişiz. Başarıya ulaşamayınca bazı aydın insanlarımız artık İslamcılığa yönelmişler. Demişler ki: "Eğer bütün Müslümanlar halifenin etrafında toplanırsa, halifenin gittiği yoldan giderse Osmanlı dağılmaktan kurtarılır." Osmanlı'nın kötü gidişat artık durur diyecek. Ancak İslamcılık fikir akımı da başarıya ulaşamayacak. Peki biz bunu nereden anlıyoruz? Arapların İngilizler ile işbirliği yaparak bize saldırmasından anlayabiliriz. Normalde bütün Müslümanlar bir araya gelmesi gerekiyordu. Birlik olması gerekiyordu. Güç olması gerekiyordu. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda Araplar İngilizler ile işbirliği yapacaklar ve Osmanlı Devleti'ne karşı saldıracaklar. İslamcılığın en önemli savunucu ise Mehmet Akif Ersoy, İslamcılıkta başarıya ulaşamayacağı bir sonraki adresimiz Türkçülük olacak. Türkçülükte ise Osmanlı Devleti'nde yaşayan Türklerin bir araya gelmesi ve Türk bilincini geliştirmesi savunulmuştur. Bakın Osmanlıcılıkta hepimiz bir araya gelelim denilmişti İslamcılıkta Müslümanlar olarak bir araya gelelim denilmişte, Türkçülükte ise sadece Türkler olarak bir araya gelelim ve kurtuluşu sağlayalım diyecekler. Türkçülüğün de en önemli savunucusu Ziya Gökalp'tir. Bir sonraki durağımız ise batıcılık olacak. Batıcılıkta ise Osmanlı Devleti'nin her alanda gelişen, ilerleyen batı toplumu gibi gelişim göstermesi hedeflenmiştir. Batı dünyası yani Avrupalı devletler o dönemde bizde her alanda daha öndelerdi. Teknolojik alanda, ekonomik alanda, eğitim alanda her alanda bizden daha öndelerdi. Eğer batıyı yakından takip edersek batıdaki gelişmelere ayak uydurabilirsek Osmanlı Devleti'nin kötü gidişatını durdurabiliriz diye düşünen bazı aydın insanlar vardı. Bunlara Tevfik Fikret'i e örnek olarak verebiliriz. Tevfik Fikret. 4 tane fikir akımı ortaya atılmış. Dördünün de ortak özelliği Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını nasıl önleyebiliriz doğrusunda adımlar atmalarıymış. Ancak 4 tane fikir akımının da ortak bir sonucu var. Fikir akımlarından hiçbiri Osmanlı'nın parçalanmasını önleyememiştir. Bu fikir akımlarından yalnızca Türkçülük kısmen de olsa başarıya ulaşmıştır. Peki biz bunu nereden anlıyoruz? Tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından anlayabiliriz. Atatürk bu fikir akımlarından özellikle Türkçülüğü savunuyor ve Batıcılığa da destek veriyordu. Fikir akımlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değişen müfredata yeni sınav sistemine uygun videolar hazırlamaya devam edeceğim. Mutlaka takipte kalın. Aynı zamanda soru bankamızda çıktı arkadaşlar mutlaka onu da temin edin. İsem Yayıncılık ile ortak hazırlamış olduğumuz soru bankasını mutlaka temin edin. Satın almak için aşağıda link koyacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.